Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte koreadral ve vektörel olarak Ramazan deseni yapımını işleyeceğiz. Bu deseni yaparken de koreadral'ın biraz kalem aracını, biraz döndürme aracını ve yan yana kopyalama özelliğini kullanacağız. Yine bu dersi işlerken belki de koreadral'ın hiç bilmediğiniz veya şu ana kadar karşılaşmadığınız diyelim çeşitli özelliklerini de öğrenmiş olacaksınız. Ders sonunda bu elde edeceğimiz şekli biraz sonra göstereceğim size. Yani bu Ramazan desenini özellikle ismi öyle geçiyor daha doğrusu. Afiş, broşür, web sitesi, arka planı gibi yerlerde istediğiniz rengi vererek de kullanabileceksiniz. Özellikle son zamanlarda ben bunu birkaç web sitesinde gördüm. Hatta bazı yaptığım afişlerde de ben kendim de kullandım. Hadi şimdi nasıl yapılacağını bir inceleyelim. Öncelikle size ben bu desenin ne olduğunu bir göstereyim şöyle. Bakın şöyle bir desen elde edeceğiz. Çalışmamız bittiğinde. Zor ve karmaşık gibi görünüyor aslında ama emin olun çok da zor ve karmaşık değil. Basit bir yapım işlemi var. Şekillerin yan yana gelmesiyle oluşuyor bu gördüğünüz desen. Şimdi nasıl yapıldığını hep birlikte bakalım. İlk başta ne yapıyoruz? Yeni bir CorelDRAW belgesi açıyoruz. Şuradan File, New diyoruz. Ve yeni bir CorelDRAW belgesi açıyorsunuz. Burada aslında şu an için hani çok önemli değil çalışma sayfamızın ölçüsü. Ama standart A4 seçelim. Şuradan A4'ü seçeceksiniz. Burası o zaman ne olacak? 210x297 olacak. Yine daha önce yaptığımız gibi çalışma ölçümüzü şuradan yatayı seçelim. Şurası 72 kalsın şimdilik. OK diyoruz ve yeni bir belge ne yapacağız? Oluşturacağız. Burada hazır. İkinci adıma geçtik. Bunu verdik. Üçüncü adımdayız pardon. Rectangle Tool ile yani kare çizme aracımızla 110'a 21 mm genişliğinde bir kenarlık kalınlığı 1,5 mm olan bir dikdörtgen çizeceğiz. Bakın neymiş? 110 yükseklik, 21 genişlikmiş. Şöyle yapacağız. Aldık. Bunu şurada çiziyorum. Nedenini söyleyeceğim birazdan. Şöyle yapıyoruz. Buraya 110. Buraya da 21 diyoruz. Çok özür dilerim. Yanlış oldu. Burası 21. Burası 110 olacak. Evet şimdi oldu. Ardından üçüncü adımdan sonra dördüncü adıma geçeceğiz ama bir şey daha yapmamız gerekiyormuş. Bakın kenarlık kalınlığını 1,5 mm yapmamız gerekiyormuş. Bunun kenarlık kalınlığını nereden 1,5 yapıyorduk? Hatırlarsanız birinci aşama Pick Tool ile yani şu ne yapacağız? Herhangi bir şey çizdikten sonra bakın sayfada çizim işlemimiz bitti. Hemen ne yapacağız? Buradan Pick Tool'u seçeceğiz. Pick Tool ile şeklimize dokunduğumuzda şurada bunun kenarlık kalınlığı ile alakalı bilgiler çıkıyor. Şuradan 1,5 mm'yi seçebilirsiniz. Ha başka nereden yapabiliriz derseniz. Şu yine aynı şekli seçtikten sonra diyelim ki bu çıkmıyor. Şuradan da aynı şeyi yapabilirsiniz 1,5 mm. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Dördüncü adımdayız. Kalem aracı olan Pen Tool ile 120 mm uzunluğunda dik düz bir çizgi çizeceğiz. Hemen onu da yapalım. Şimdi bunu iki çeşit yapacağız. Şöyle bir düz çizgi çizebilirsiniz. Bakın yalnız şöyle bir durum var. Düz çizgi çizebilmek için eğer elinizde shift'e basık tutarsanız bakın çizginin düz bir şekilde gittiğini görebilirsiniz. Ha, ben bunun 120 mm uzunlukta olduğunu nereden bilebilirim derseniz tıkladınız. Ardından çizgiyi devam etmek isteyecek. Siz ESC'ye basarsanız orası devamı kaybolur. Ardından Pick Tool'u seçtik yine. Çizgimizi seçip şuradan uzunluğunu ne yapacağız? 120 mm yapacağız ve işimiz ne yapacak? Bitecek. Sonra bu çizgimizin adına birinci çizgi diyecekmişiz. Evet birinci çizgimiz tamam. Şimdi bir de bunun ikincisini çizeceğiz. Şunu yapabilirsiniz. İsterseniz bunu klavyeden numerik tuşların olduğu yerdeki artı tuşuna basıp şöyle sağ tarafa üzerinde oluşan bir kopyasını alıp 90 derece çevirip
Ölçüsünü değiştirebilirsiniz. 24 mm uzunluğuna getirebilirsiniz. Şöyle yapalım. Şunu 24 yapalım. Bu birinci yöntemdi. Veya şunu yapabilirsiniz. Yine kalem aracıyla shift'e basıp tutup şöyle düz bir çizgi çizebilirsiniz. Ve ardından ESC'ye basıp yine ne yapabilirsiniz? Bu şekle, bu çizdiğiniz çizgiye de 24 mm genişliğini verebilirsiniz. İki yolla da bunu yapabilirsiniz. Fark etmiyor. Daha sonra bu çizgimizin adı da şu ikinci çizdiğimizde ikinci çizgi olsun ismi. Şimdi birinci ve ikinci çizgiyi seçeceğiz. Mouse'da çoklu olarak C ve E ile bunları birbirine ortalayacağız. Şöyle ikisini birden seçtim mouse'umuz sol tuşuyla. C ve E tuşlarına bastım. Ne yaptım? İkisini birlikte hizalamış oldum. Bu bunun tam ortasına gelmiş oldu. Ctrl G ile bunları grup yapıyorum. Evet. Şimdi ardından kenarlık rengini vereceğiz. Kırmızı olarak ve sayfamızın tam ortasına ortalayacağız. Şimdi şöyle seçtim. Çizgilere kenarlık rengi vermek için mouse'umuzun sağ tuşunu kullanıyorduk hatırlarsak. Şuradan kırmızı renge tıkladım mouse'umun sağ tuşuyla ve ardından bu şekli seçip P'ye bastığımda ne yaptı? Bu şekil sayfamın tam ortasına geldi. Şimdi Shift Peg Up Peg Down'la şeyleri kullanacağız ama ondan önce şu kareyi de yani dikdörtgeni de buraya alalım. Bunu da P ile ne yaptım? Tam sayfamın ortasına getirmiş oldum. Şimdi buradan sonra şunu yapacağız. Üst üste alt alta getirme olayları var hatırlarsak. Mesela şöyle örnekle gösterecek olursak. Bunu siz çizmeyin. Ben size bir şey göstermek için yapıyorum bunu. Şöyle gri yapalım bir tane de. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi hatta bir şekil daha çizeyim şuraya. Pardon. Şöyle bir tane de mavi bir şeklimiz olsun. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi sarı en altta, gri hemen onun üstünde ve mavi de en üstte. Şimdi ben sarıyı ortaya getirmek isteseydim ne yapacaktım? Ctrl Peg Up tuşuyla tek tek alabiliyorken geri alıyorum yaptığım işlemi Ctrl Z ile. Shift Peg Up'la bir seferde ne yapabiliyorum? Tek en üstü alabiliyordum. Hani hatırlarsak Ctrl Peg Up Peg Down'la tek tek, Shift Peg Up Peg Down'la bir anda tek bir seferde ne yapabiliyorduk? Objeleri üstü alta getirebiliyorduk. Yine aynı yöntemi kullanarak bu çizgiyi Shift Peg Down'la bu çizdiğimiz dikdörtgenin en arka kısmını alacağız. Sebebini birazdan söyleyeceğim sizlere. Şimdi burada yapmamız gereken bir işlem var. O da şu. Çizdiğimiz şekilleri öncelikle noktalarıyla oynayabilmek için yani noktalarını değiştirebilmek için şu kenar noktalarını uzatabilmek için convertlememiz gerekiyor. Ctrl Q'ya basıp dikdörtgeni seçip Ctrl Q'ya basarsanız ne yapacaksınız? Bu şeklin kenarlarıyla oynayabileceksiniz. Bakın şuraya çift tıklarsanız bakın şurada bir nokta yok. Şurada bir nokta var. Bir de şurada bir nokta var. Şuraya Pick Tool seçili, Shift Tool seçiliyken çift tıklarsanız bakın şuraya bir nokta ekleyeceksiniz. Hemen aynı şekilde diğer kısımlara da şöyle noktalar ekleyelim. Bir tane şuraya ekleyeceğiz. Bir tane şuraya ekleyeceğiz. Ve aşağıya ekleyeceğiz. Aynı şekilde. Evet. Şimdi bu noktaları neden ekledik? Şunu yapmak için ekledik. Bakın noktayı tutuyorsunuz ve şu çizdiğiniz aşağıdaki kırmızı şeklin tam üstüne ne yapıyorsunuz? Getiriyorsunuz. Yine buradaki şunu alıp şu tarafa getiriyorsunuz. Yine buradakini alıp bu tarafa getiriyorsunuz. Ve şunu alıp ne yapıyorsunuz? Şu tarafa getiriyorsunuz. Evet. Şimdi artık aşağıdaki kırmızı olan şekilde işimiz bitti. Şunu ne yapabiliriz? Silebiliriz. Sildik. Bunu tekrar P ile sayfamın tam ortasına ne yapıyorum? Getiriyorum. Noktaları oluşturduk. Burada 7. adımda onu anlatıyorduk. 8. adımda Shift Tool seçilirken art işaretinin uçlarına tıklıyorduk. Evet, noktaları ta ki taşıyana kadar
ve kırmızı çizgiyi silene kadarki adım 9'a kadarki olan kısım. Artık bundan sonra şimdi bu şekli döndürme adımı var. 10. adımda ben buraları okumuyorum çünkü bir yandan size anlattığım için siz buraları daha sonra videonun açıklama kısmından bu şeyi bulabilirsiniz. Ne yapacağınızı ben zaten size burada anlatıyorum. Aynısı burada da yazıyor yaptığım adımlar. Buradan da takip edebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında var bu adımlar. Şimdi bakın bunu seçtim. Şimdi iki yöntemle bunu çevirebiliyorum. Birincisi üzerine iki kez tıkladığımda kontrol tuşuna basıp şöyle yaparsam ne yaparım? Çevirebilirim. Ve mouse'la kopyalama yöntemi kullanarak şöyle bir kopyasını oluşturabilirim. Veya bunu bilmiyorsanız üzerinde tıkladığınızda mouse'unuzun klavyenizin sağ tarafındaki artı tuşunu kullanarak ne yaparsınız? Üzerine bir kopya oluşturursunuz. Ve şuradan döndürme açısını 90 yaparsanız yine bu artı şeklini elde etmiş olursunuz. Ardından bu iki şekli seçip mouse'a çoklu seçim yapıp Weld'e basarsanız gördüğünüz gibi şunu elde edeceksiniz. Şimdi burada şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yine aynı yöntemi kullanarak veya mouse'la kopyalama yöntemini kullanarak bakın şöyle iki defa ne yapabilirsiniz? Üstüne getirebilirsiniz. Ve CTRL-R'ye basarsanız bir tane daha oluşturmuş olursunuz. Bunu da yapabilirsiniz. Mouse'la kopyalama yöntemiyle çevirerek veya kolay yöntemden bahsedelim. Yine şekli seçtim. Numerik artı tuşuna bastım. Şuradan çevirmem gereken açı 45 yaptığımda gördüğünüz gibi şöyle oldu. Ama biz bunu 45 çevirmeyecektik. Ne kadar çevirecektik şöyle. Tam tersine yaparsak şu kadar bir şey çevirmemiz gerekiyor. Yani şunu yapın. Baştan yapalım. Numerik artı tuşuna basın. Ve şurayı 330 yapın. Enter'a basın bir kez. Gördüğünüz gibi ne oldu? Bir tane daha kopyasını oluşturmuş olduğunuz. CTRL-R tuşuna basarsak bakın bir tane daha kopyasını oluşturuyor. Ama bir yan tarafını oluşturuyor. Onu yapmadan evvel şunu yapın. Diğerini de mouse'la kopyalama yöntemiyle yapabilirsiniz. Klavyenizden CTRL tuşuna basın. Üzerine çift tıklamış olun tabi. Şöyle döndürme kısmında olsun. CTRL tuşuna elinizi basık tutun. Mouse ile şunu şöyle çevirin. Bakın şuraya geldiği zaman bakın elim bir parmağı sol mouse'un sol tuşunda basık. Diğer elimde de kontrol tuşuna basık elim. Şimdi bu tuşları bırakmadan mouse'un sağ tuşuna da bir kez tıkladım. Mouse'un sağ tuşunu bıraktım. Şimdi sol tuşunu da bıraktım. Ve CTRL tuşundan da elimi çektiğimde gördüğünüz gibi şöyle bir kopyada oluşturmuş oldunuz. Mouse'la kopyalama yöntemiyle. Şeklimizin ana deseni ne yaptı? Çıkmış oldu. Şuradan grup yapalım. Özür dilerim. Pardon. Şuradan CTRL-G ile grup yapalım. Şurada da grup işlemi yapabileceğiniz yer var. Aynı zamanda. Bunu yaptıktan sonra Polygon Tool ile 17 mm genişliğinde 19 mm yüksekliğinde bir altıgen çizeceğiz. Şöyle. Bakın şurada Polygon Tool'umuz var. Ne yaptık? Altıgen çizdik. Evet. 17'ye 19 demiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Evet. 17'ye 19 ve 1,5 mm ne yapacağız? Kenarlık kalınlığı vereceğiz. Yine buna da şuradan 1,5 yaptım. Evet. Şimdi bu oluşturduğumuz altıgeni de saat 10 ve saat 4 yönüne gelecek şekilde bu şeklin yanına hizalayacağız. Yani bakın işte şunu 12, 3, 6, 9 gibi düşünürseniz saat yönlerinde aşağı yukarı işte saat 10 yönü burası oluyor. Şurası. Şimdi bundan bir tane daha kopya oluşturalım. Mouse ile kopyalama yöntemiyle nasıl yapıyorduk? Mouse'umuzun sol tuşuyla şekli seçtik. Mouse'umuzun sol tuşu basık. Sağ tarafa doğru geldik. Bırakmadan evvel mouse'un sağ tuşuna bir kez tıkladık. Bıraktık mouse'un sağ tuşunu. Sol tuşunu da bıraktık. Ne yaptık? Bir mouse'la kopyalama yöntemiyle bir şey daha oluşturduk. Bakın birini buraya.
Tabii bunu yaparken bir kez bu hizalamayı yapmanız gerekiyor. Hani şu çizgi devam ediyormuş gibi düşünün. Şöyle. Evet. Şunu yaparsanız işlem tamam. Burada da yine aynı şekilde yapacaksınız. Şunu da. Evet. Bu ikisi de oldu. Şimdi bunları da şöyle grup yapalım. Bakın şurada grup seçeneği var. Kısa yolu CTRL-G'ymiş. CTRL-G tuşuna basarsanız grup yapmış oluyorsunuz. Artık şekliniz bir bütün oluyor. Şimdi şu transform menüsünü aktif etmeniz gerekiyor. Bunu nereden aktif edebilirsiniz? Göstereyim. Arrange menüsünün altında transformation var. Position varmış. Alt F7 tuşuyla da bunu şuradan aktif edebiliyormuşsunuz. Hemen Alt F7 tuşlarına basarsanız şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi burası aktif oldu. Ama şu an pasif gibi duruyor. Şeklinizi seçtiğinizde burası aktifleşiyor. Hemen sağ tarafına bir kopya daha oluşturalım şöyle. Evet, bunu da yaptık. Şimdi buradan sonraki aşamada artık bu şekilleri bir kez ne yapacaksınız? Şöyle yanına doğru getireceksiniz. Şu şekilde hizalama yaptıktan sonra evet ne yaptık? Şeklimizin ana detayları ortaya çıkmaya başladı. Şimdi yine benzer şekilde bu ikisini seçip yanına şurada bir kopya daha oluşacak şekilde. Bakın burada kopyalama yaparken nasıl yapıyorum? Şeklimi seçiyorum. Kopyalamak istediğim yönü seçiyorum. Ne tarafına? Sağ tarafına bir kopya oluşturacakmışım. Şurada 1 yazıyorum. Gördüğünüz gibi ben burayı 10 yaparsam yanına 10 kopya oluşturur ama aralıklarını ayarlamadığım için boşuna yapmış olurum. Ben bir kopya daha oluşturup şöyle yine onu ne yapıyorum? Yanaştırıyorum. Şöyle. Pardon. Şunu silelim. Evet, bunu da yanına yanaştırdım. Şu kenardaki çizgiler birbirine değsin yeterli. Şimdi artık bunun 4 tanesini birden daha taşıyacağız. Bu şekilleri çoğalttıkça ne yapacaksınız? İşleriniz daha da kolaylaşacak. Evet, bu da tamam. Şimdi diyelim ki bu kadar olsun. Bu sefer aşağıya doğru şunları bir grup yapalım. CTRL-G ile. Bu sefer aşağıya doğru bir kopyalama yapalım aynısından. Ama gördüğünüz gibi şurada bir boşluk oluşuyor. Bu sefer şuralarını yani şu orta kısmı şu iki şeklin tam ortasına denk getireceksiniz. Yani şöyle. Şöyle yapacaksınız. Evet. Burası da tamam. Şimdi bundan da aşağı doğru bir kopya daha oluşturalım. Ne yapıyoruz? Kopyaladığımız her şekli bir sonrakini daha fazlalaştırmak için kullanıyoruz. Bakın şöyle bir tane daha yaptık. Gördüğünüz gibi. Evet, bu da tamam. Şimdi buradan sağa doğru hepsini seçip sağa doğru bir tane daha oluşturalım. Şöyle. Bunu da yine bununla birleştirelim. Şöyle. Şöyle birleştirelim. Evet. Buradaki yakınlaşmalara siz dikkat edin. Ardından aşağı doğru bir tane daha kopya oluşturalım. Herhalde bu kadar yeterlidir sanırım. Evet. Bu da tamam. Ve son olarak bunların hepsini seçip, çoklu olarak seçip şuradan grup yapabilirsiniz veya CTRL-G tuşuna basabilirsiniz. Ne yaptık? Bunların hepsini grup yapmış olduk. Şimdi buradan sonraki kullanacağınız yerin bu arada bunların içlerine renk vermeyeceksiniz arkadaşlar. İç kısma renk verirsiniz. Şöyle bir görüntü elde edersiniz. İç rengi kesinlikle vermiyorsunuz. Sadece kenarlık rengi vereceksiniz. Kenarlık rengini de buradan istediğiniz rengi ne yapabilirsiniz? Verebilirsiniz. İsterseniz yeşil, isterseniz gri, isterseniz farklı bir renk. Artık çalışmanız hangi renklerdeyse burayı da ona göre şekillendirebilirsiniz. Buradan sonraki aşamada herhangi bir çizeceğiniz dikdörtgenin içine ne yapabilirsiniz? Dikdörtgeni getirip
ortasına bıraktınız ve önce dikdörtgeni seçmeniz gerekiyor. Tabii bu arada şunu da seçmek gerekiyor. Veya ikisini bir seçin. Şöyle. Şu ortadaki intersekte tıklarsanız şu ortadaki alanı alacaksınız. Şeklinizin de bütünlüğünü bozmamış olacaksınız. Şu dikdörtgeni de buradan alalım. Gördüğünüz gibi şeklimiz artık hazır. Ve bunu P ile sayfamızı ortalayalım. F4, F9 yaptığımızda gördüğünüz gibi bu da bizim yeni çizmiş olduğumuz şekil oldu. Ramazan deseni çizimi bu kadar arkadaşlar. Bu videoların devamının gelmesi için, bu tür uygulama videolarının artması için arkadaşlar lütfen kanala destek olmayı, kanaldan haberdar olmayan çevrenizdeki arkadaşlarınızı bu kanala davet etmeyi unutmayalım. Videoları beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı. Hatta ne tür videolar istediğinizi, mesela CorelDRAW'da mesela neler yapmak istiyorsunuz, hani gibi böyle merak ettiğiniz şeyler varsa onları da yazın. Yapamadığınız, çizemediğiniz bir şeyler varsa, mesela nasıl çizildiğini merak ettiğiniz bir şeyler varsa onları da bana yorumlarda belirtirseniz o tür dersler de çekmeye çalışırım. Evet, bir sonraki derste görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.